Merhabalar. Bir önceki videomda sizlerle birlikte klaslara giriş yapmıştık. Bu videomuzda ise o videoyu izlemeyen arkadaşlarımız varsa hemen sağ üst köşeden izleyebilirler. Bu videomuzda ise bir önceki videomuzda da bahsettiğimiz üzere daha doğrusu bahsettiğimiz konulardan bir tanesi olan inheritance Türkçesi ile tam olmasa bile literatür karşılığı miras veya kalıntı diyebilirsiniz. Inheritance özelliğini klaslarda inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle hemen kısa bir giriş yapalım. Herhangi bir şekilde klasları oluştururken class keyword'ünü kullanıyor idik ve arkasından herhangi bir şekilde isimlendirme yapıyorduk. A sınıf olmuş olsun. Ve süslü parantezi açıp kapatıyoruz ve sonuna da nokta virgül koyuyoruz. Bu şekilde sonlandırıyorduk. Mesela içerisinde variable herhangi bir üye tanımlarken anlamadan önce 3 tane keyword'imiz vardı önemli. Public, private ve protected. Bunların önemini, ne işe yaradıklarını bir önceki videomuzda zaten bahsetmiştik. Burada public olsun. Basit olaraktan daha anlaşılır olabilmesi için. Ve integer tipinde bir variable'ım olsun. X olsun. Şimdi bunun ötesinde bir sınıfım daha olacak. Plus B sınıfım olsun. Bu ise A'daki olan özellikleri karakteristik olur, fonksiyon olarak da olur, başka şekilde olur. Kullanmak istesin. İki nokta koyduktan sonra üç tane önemli keyword'ümüz olan public, protected ve private keyword'lerinden bir tanesini tercih ediyoruz. Bu keyword'ler sınıf içerisinde nasıl bir karakteristik özellik gösteriyor ise herhangi şekilde inheritance sınıflandırmasında da aynı özellikleri gösterecek. Mesela public yaptığım zaman sınıfımızı bu şu anlama gelir. A'nın içerisindeki bilgileri şurada bir kere şunu netleştirmemiz lazım. Bu A'nın içerisindeki bilgiler public mi, private mi, protected mi? Private ise inheritance olaraktan, miras olaraktan alınan child class'larda kullanılsa dahi o elemanlarına erişemiyoruz. Protected child class'larda erişebiliyoruz. Sınıfın dışarısında erişemiyoruz. Child class'lar haricinde. Public ise her türlü erişim imkanı veriyor. Dolayısıyla ben public elemanları public olan bir sınıfın kendisini de public yaparak tamamen açık hale getiriyorum. Yani B istediği gibi A'nın içerisindeki public ve protected üyelerine rahatlıkla erişebilecek. Bakın burası çok önemli. B public olan A'nın burada public olaraktan define edilmiş, tanımlanmış olan A'nın içerisinde protected veya public olaraktan tekrar tanımlanmış olan tüm üyelerine erişebilir. Private'lara erişemez. Dolayısıyla burada tekrar public ve private olaraktan veya protected olaraktan tanımlamak sizlere kalmış. Burada integer tipinde bir y variable olmuş olsun. Bunlar hadi başlangıç değeri de verelim. 5 ve 3 olmuş olsun. Şimdi ben main sınıfım içerisinde bir tane bunların objesini oluşturmam lazım. Tamam burada define edildi her iki sınıfta. Fakat bunlar bir çatının kendisi. Yani bunun bir tane objesini oluşturmam lazım. Yani bir önceki videodan aslında anlatırken araba fabrikasından bahsetmiştik. Araba fabrikasında atıyorum bir sürü model, bir sürü renkli araba üretiliyor. Bunların bir tanesini ile tutulur bir tarafını görebilmek için daha doğrusu bunların objesini seçmemiz lazım. İçerisinden bir tanesini seçmemiz lazım. Dolayısıyla burada da tanımlamış olan sınıflardan mesela B olmuş olsun. Zaten burada direkt görüyorsunuz bakın. Belki değişkenlik gösterecektir. Kod programı dillerine yazılım boyutundan bahsediyorum. B olarak da mesela küçük B olmuş olsun. B'den sonra istediğiniz gibi bakın burada X ve Y'yi görüyorsunuz. İstediğiniz gibi erişim imkanı sağlıyor. Zaten burada ufak bir ipucu da veriyor. Aslında X A'nın skopunda yani kapsam alanında. Ama önemli değil. Çünkü A'nın içerisinde public olarak tanımlanmış. Ama şöyle yapalım. Protected yapalım. Protected yapalım tekrar. Şu şekilde yaptık. Şimdi tekrar B noktadığım zaman sadece Y'yi görebiliriz. Neden?
Çünkü protected olarak da define edilen, bunların aşağısında tanımlanan tüm bilgiler sadece child class'larda veya sub class'larda kullanılabilir. Burada ben bunu görebilir miyim? Görebilirim. Mesela herhangi bir şekilde bir rastgele bir fonksiyon yazalım. Mesela ben burada görmek istediğim değer x olsun. Bakın burada görebiliyorum. Zaten seçiyor. Bu nokta sıkıntım yok. Ama bu sınıfın dışında bu ağın üyelerine erişim imkanım yok. Neden? Protected olduğu için. Private olmuş olsa hiçbir şekilde B'nin child class olan B'nin içerisine de erişemeyeceğim. Mesela bunu tekrar şu şekilde ifade edelim. Mesela X'e erişmeye çalışıyorum. Görmeyecek. Yani bulamayacak. Çünkü neden? Private olduğu için. A'nın içerisinde private olduğu için. Buradaki sınıfların önünde, yani inheritance olaraktan tanımlanmış olan buradaki ifadelerin önündeki public, private ve protected kelimeleri o önüne gelen sınıf için, eğer içerisindeki o sınıfın içerisindeki elemanlar public ve protected ise bunlara benim içerisinde erişim imkanı verir. Fakat private ise kesinlikle erişim imkanı vermez. Tekrar burada private demiştik ve B'nin içerisinde gördüğünüz gibi sadece Y'ye erişebiliyoruz. Çünkü neden? Ben A'nın üyelerini, memberlarını private yaptım. Şimdi bu noktadan itibaren birkaç tane inheritance olaraktan özellikler var. Yani karakteristik özellikler var. Şimdi bir önceki videomuzda bu klasları araçlar üzerinden anlattığımız için daha da somut, elle tutulur olması için ben ABC klaslarımı vehicle bu benim base klasım olacak veya parent class nasıl ifade ederseniz burada da sub class veya child class olarak da oluşturmuş olduğum car sınıfım var. Yani aslında vehicle çıktı ve bunun altında car veya işte motorcycle bunları oluşturduğunuz alt sınıflarda bunların altındaki dallar olarak da düşünün. Burada vehicle sınıfım içerisinde, base class'ım içerisinde benim color'ım var. Neden bu şekilde buraya color atadım ve bunun içerisinde car yani sub class'ım içerisinde ne yapacağım? Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Zaten bunu klaslardan anlatırken mantık orada birazcık oturtmaya çalışmıştık. Ben color'ı neden direkt sınıfının içerisinde kullanmıyorum? Veya bunu tutabilirsiniz. Fonksiyon olmuş olur. Burada fonksiyon vardır. Direkt ben color sınıfımı o fonksiyonu bile birlikte oluşturmak gibi bir düşünceye girmiyorum da burada inheritance olaraktan, kavramsal olaraktan bu olguları kullanıyorum ve bunlar içerisinde base class'ımın member'larını kullanıyorum. Ben de size şunu söyleyebilirim. Neden biz bilimsel olarak da canlıları sınıflandırmaya ihtiyaç duyuyoruz. Bitkileri sınıflandırmaya ihtiyaç duyuyoruz. Hayvanları sınıflandırmaya ihtiyaç duyuyoruz. Bunu düşünün. Dolayısıyla felsefe aynı. Nasıl ki suda yaşayan, karada yaşayan, havada uçan neyse artık özellikle olarak da etle beslenen, otla beslenen veya tek hücreli, işte çok hücreli bu şekilde sınıflandırmaya ihtiyaç duyuyoruz. Veya bakteri, işte mantarlar. Bunları çoğaltabilirsiniz. Neden ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü daha iyi organizasyonun parçasına ulaşabilmek için. Mental ve ne derseniz değil, bilinçli olarak da neye inanıyorsanız artık. Buradaki felsefe de aynı. Vehicle tabii burada bir tane subclass olduğu için sizi sorgulamanız gayet normal. Fakat bunu car, işte truck ve motorcycle, artık bunu motorlu yani araç olarak da ne varsa işte yap işte bunları çoğaltabilirsiniz. Dolayısıyla benim temel felsefem burada kullanmak istediğim veya proje oluştururken organizasyonun bir bütünlüğünde neler olması gerekiyor ve bunun alt sınıflarında ne kullanacağım bunu anlamamız gerekiyor. Ve burada bir color'ım var. Burada ise bir fonksiyonum olmuş olsun falan. Tabii değer döndürmeyecek. Fun fonksiyonu demiştik şöyle. Ve bu fonksiyonunda ben color'ımı ne atayım? Red olaraktan atamasını yapayım. Ve ekrana bana
Tabii bu çok basit, ilkel. Daha da somut, anlaşılır olmak için bu şekilde örneklere başvuruyorum. Ve bana direkt ekrana bunun rengini yazıyorsun. Tamam. Aynı şey. Pardon, bunu görmeyecektir. Şunu görecektir. Ben kar sınıfımı oluşturursam burada, burada görüyor zaten. Kar 1. Bunu oluşturdum. Kar 1'in içerisinde ben fan fonksiyonu çağırdığım zaman bana rengini kırmızı olaraktan geri döndürecek. Gördüğünüz gibi kırmızı olaraktan burada görüyorsunuz geri döndürdü. Şimdi birazcık daha oturduğunu varsayıyorum. Neden? Mesela bunu birazcık daha genişletelim. Bunu alalım. Kar diyelim. Mesela track yapalım. Ups. Şöyle, evet. Ve renginde green olarak da notamasını yapalım buraya. Ben aynı şekilde burada track sınıfımın bir objesini oluşturdum mu? Evet, artık varsayalım. Ben burada çağırdığım zaman tabii ki fonksiyonu çağırdığım araba sınıfının bir objesinde kırmızı rengi döndürürken kamyon veya truck diyelim artık, ne derseniz deyin, truck klasının bir objesinde truck de bana green rengini geri döndürecek. Görüldüğü üzere red ve green'i geri döndürdü. Bunu siz çoğaltabilirsiniz. Yani işlevsel özellik ekleyebilirsiniz, tekerlek sayısını ekleyebilirsiniz. Ya sadece bu araçlardan bahsediyorum. Motor hacmini ekleyebilirsiniz. Farklı da aklıma gelmiyor da bunu çoğaltabilirsiniz. İşlevsel olaraktan dört çeker mi, işte iki çeker mi, katası var mı yok mu, bunları türetebilirsiniz işlevsel olaraktan da. Şimdi bir diğer önemli inheritance özelliği, bir tane pardon iki tane base klasımız olsun şu an için. Bir tane de bunlardan ortak olaraktan türeyen subclass veya child klasımız olsun. Burada nasıl bir değişiklik yapabiliriz? Truck'ı kaldıralım artık. Şunu da yukarıya taşıyalım. Şu şekilde burada durabilir. Araba sınıfım aşağı dursun. Bunu artık klas olaraktan değiştireceğiz ve bu ne olmuş olsun? Ne olmuş olsun? Gas olmuş olsun. Hani dizel mi? İşte benzinli mi? Burada nasıl bir, burada da aynı şekilde string. Burada gez olduğu için özellik olaraktan direkt void olaraktan yakıt fonksiyonu oluşturalım. Sadece ekrana yakıtı döndürsün. String olaraktan the vehicle car is gas model. Bu kadar yeterli herhalde. Somutlaştırmak istediğim için. Şimdi burada ise hatta bunları şu anda buradaki felsefeyi anlatabilmek için burada bir constructor uygulayalım. Constructor başlayacak. Yani Constructor'ın ne olduğunu şöyle basit bir şekilde bilmek de fayda var. Defaulta aynı sonra girelim. Sadece buradaki amacımız tek bir subclass iki tane birden fazla ortak base class'la birleştirirse nasıl bir özellik olacak ona değineceğiz. O yüzden bunların ikisini de protected değil de bu da public olsun. Zaten bunların işlevini anladık. Aynı şekilde bunu da buraya alalım. Guest değil tabii ki, uygun olacak. Ne olduğunu, şimdi bunların ne olduğunu anlamaya çalışmayın. Sadece
bir fonksiyon gibi düşünün. Bunlar ama constructor isimleri aynı olduğu zaman geri bir değer döndürmeyecek. Yani herhangi bir şekilde hiçbir zaman geri bir değer döndürmez. Sınıfın kendisi de aynıdır. Buna da ekranda disable yazalım. This vehicle bu şekilde yazdık. Constructor fonksiyon oluşturulduğu zaman objesi yani şu kar oluşturduğu zaman bunun içerisinde ne kadar inheritance'dan türetim yani base class'lardan türetilmiş olabilir. Kendisinin özelliği olmuş olabilir. Direkt ekranı constructor'ları yazdıracak. Yani çalıştıracak, döndürecek. Dolayısıyla burada beklenmesi gereken şey bunların ekrana görüntü olaraktan geri döndürmesi. Buna da şu anda ihtiyaç yok ama şunu da silelim. Kalırı da silelim. Buraya da ne diyelim? Yukarıda vehicle yazmıştık. Evet, buna da this is a car diyelim. This is a car diyelim. Bunu da bir elen koymaya gerek yok. Tamam. Şimdi burada car sınıfının bir objesini oluşturdum. Burada görüldüğü üzere car 1. Bu sefer ne olacak? Tabii bu car da bu sefer şimdi sol tarafa yani inheritance özelliği nasıl başladı? Inheritance özelliği iki noktadan sonra burada hangi sınıflardan base class'lardan özellikleri devre alacaksa onların kendilerini üç tane kelimeye dikkat ederekten yazıyordum. Onlar neydi? Keyword'e public, private ve protected. Bu da public olsun. Yani hangisini size kalmış artık. Nasıl saklamak isterseniz protected yapabilirsiniz, işte private yapabilirsiniz, public yapabilirsiniz. Burada hepsi public, hiçbir şekilde sıkıntım yok. Buradaki işleyiş sırası nasıl olacak? Şimdi constructor'ı ne demiştik? Herhangi bir şekilde o sınıfın bir objesi oluşturduğu zaman ekranı direkt yani compile ettiğiniz zaman burada bir şey çağırmanıza gerek yok. Otomatik o kendisi çağıracak. Default olarak. Dolayısıyla burada vehicle sol tarafta, gas sağ tarafta. Bakın sıra olarak. C'de C++'da işleyiş soldan sağa doğrudur. Bunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla ilk önce vehicle'ı düzenleyecek, değerlendirecek. Sonra gas'i yani gas class'ını değerlendirecek. O zaman nasıl bir sonuç döndürecek ekrana? This is a vehicle yazacak. İlk önce neden? Vehicle'ın class'ını ilk önce değerlendirecek. Bakacak içerisinde bunun bir constructor var. O zaman bunu benim ekrana direkt döndürmem lazım diyecek. Yani içerisinde burada illaki cout ifadesi olmayabilir. Yani burada bir atama olmuş olabilir, yönlendirme olmuş olabilir. Ne dersiniz diye bunları ilk önce derleyecek, düzenleyecek. Sonra guess'e geçecek. Yani ilk önce size vehicle yazdıracak. Sonra car is a guess model yazdıracak. Tabii bu fun constructor olmadığı için hadi bu da constructor olsun. Hadi bu da constructor olmuş olsun. Bu da ekrana bunu yazdırmış olsun. Burada bir hatamız var mı? Tabii geri bir değer döndürmemiz gerekiyor. Evet, şimdi yok. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Gördünüz mü? İlk önce soldan sağa doğru miras olaraktan aldığı sınıflara bakacak. İlk önce vehicle karşısına çıkıyor. Sonra gas sınıfı karşısına çıkıyor. En sonunda kendisi. Bu kadar basit. Tekrar söyleyeyim. Miras olaraktan aldığı sınıflar soldan sağa doğru değerlenecek. Tabii ki o sınıf ilk önce miras aldığı sınıflara bakacak. Yani orada constructor var mı yok mu? Dediğim gibi constructor sınıfına geldiğiniz zaman, konularına geldiğiniz zaman orada daha iyi anlaşılır. Sadece nasıl bir proses var constructor'larda onu anlamaya çalış. Onu bilelim yeter. Buradaki amaç sınıflarda birden fazla da olabilir. İki tane var burada. Üç, beş tane de olabilir. Hiç önemli değil. Soldan sağa doğru gidecek yani. Dolayısıyla this is a vehicle. A car is a gas model. This is a car. Ekrana yazdıracak. En son özellik can alıcı noktalardan bir tanesi. Onu da gösterdim ve bunu burada sonlandırdım. Şimdi bu noktada bahsetmek istediğim son özellik olan ve bence en önemli özellik olan inheritance özelliğine gireceğim. Şimdi burada saçlıların ne olduğunu anlamaya çalışmadan fazla yani az önce de gördüğümüz üzere objeyi direkt bu şekilde oluşturduğu zaman ekrana o objenin constructor'ını çağırıyor. İçerisindeki işlemler yapıyor. Ekran bir şey döndürmesi gerekiyorsa döndürüyor. Bu kadar. Bunu bildikten sonra. Şimdi bunu şöyle bir düzenleme ile
değiştirelim. Vehicle kalsın, gas kalsın ve diesel olmuş olsun. Şu şekilde diesel. Peki. Tamam. Diesel olarak da değiştirelim. Construction isimleri aynı olması gerekiyor. Diesel olarak da bunu değiştirelim. Bunlar da aynı zamanda vehicle. Yani herhangi bir şekilde benzin veya mazot neye göre satılandırır? Araçlara göre. Dolayısıyla bu da public olarak da vehicle alsın. Aynı şekilde public olarak da vehicle'ı alsın. Şimdi bunun altında, yani şöyle düşünün, vehicle en yukarıda, sonra vehicle'ın türeyen sağ ve sol kol olarak da düşünün, gas ve diesel var ve bunlardan da kolları birleştiren, yani vehicle, gas ve diesel, buradan da hemen şurada kar var. Yani şu kol şöyle gidiyor. Eşkenar dörtgen gibi düşünün. Veya elmas. Nasıl, bu da vehicle değil, artık diesel olarak da bunu değiştireceğim. Pardon, yanlış yer oldu. Diesel olarak da bunu değiştirdim. Bu noktada da şöyle bir özellik var. Nereden nereye çalışır? İlk önce onu bulmamız lazım. Herhangi bir yanlışlık olmasa da bakın. Tamam. Şimdi soldan sağa doğru çalışıyor dedim. Tamam, güzel. Peki ben bu objeyi oluşturduktan sonra ben compiler'a ne dersem, ekranda göreceğim. Şunu göreceğim. Soldan sağa doğru derleyecek demiştik. Yani düzenleyecek demiştik. İlk önce diesel sınıfıma gidecek. Diesel nerede? Diesel sınıfım burada. Buradaki araç sınıfından ötediği için ilk önce ne yapmıştık? Child class ilk önce class'a gidiyor. Yani miras aldığı sınıfa gidiyor. Gidiyor dizele. Dizele geliyorsunuz. Bakın burada da bu da child class aslında. Neye göre? Vehicle'a göre. O zaman bu da ilk önce vehicle'a gidiyor. Yani piramidin en tepesine gidiyor. Vehicle'a geldik. Bu ekranı ne döndürecek? Dizise vehicle döndürecek. Sonra dizel. Yani vehicle'dan çıktı. Kendisini döndürecek. Car is a diesel mod olarak döndürecek. Şimdi kara gelemeyiz. Bu sefer gaz'a geçecek. Gaz'a geldiği zaman aynı mantık ile gaz sınıfını burada kendisini döndürecekti. Ama bakıyor ki aslında kendisi de bir child class. Dolayısıyla class'a gidecek. O da vehicle. Tekrar ekrana vehicle'a geldiği zaman burada bir constructor var. Neyse vehicle olarak geri döndürecek. Burada döndürdü. Güzeldi. Önemli değil. Çünkü bu iki sınıf aslında vehicle base class'ın bir kopyasını oluşturuyor. Ayrı ayrı. Bir tane değil. Sıkıntı da buradan kaynaklanacak zaten. Tekrar devam edecek olsak, evet. Vehicle döndürdükten sonra ondan sonra kendisini dönecek. Car is gas model olarak geri döndürecek. En sonunda car artık bu iki sınıfını da bitirdi. Kendisini türettiği sınıfı da bitirdi. Kendisine bakacak. Kendisinde bir şey var mı? Car olarak bir yine constructor var. Bize kar olaraktan ekrana yansıtacak. Yani bütün bu işlemler bir objenin oluşturmasıyla başlıyor. İlk önce diesel, ama onun üstünde vehicle var. Gördüğünüz gibi vehicle, diesel, vehicle, gas ve car. Bu nereye gelmeye çalışacağız? Şimdi hemen daha iyi anlayacağız. Şimdi bunu variable üzerinden, memberlarda variable üzerinden ifade etmeye çalışacağım. Ama siz bunu fonksiyon veya türlü içerisindeki kullanacağınız parametre göre çoğaltabilirsiniz. Mesela vehicle olarak da integer variable olmuş olsun. Gaz'ın içerisinde tekrar integer gas variable olmuş olsun. Diesel'ın içerisinde integer gas diesel. Tamam. Burada da integer car olmuş olsun. Şimdi sıkıntıya bakalım. Ben bunları assign yapmaya çalışayım. Yani atamaya çalışayım. Pardon. Tamam. Car 1 objesinin içerisinde ben vehicle'ı atamak isteyeyim. Mesela integer olduğu için rahatlıkla herhangi bir random sayıyı verebilirsiniz. Zaten atama yaparken zaten burada altın kırmızı olarak belirtiyor, ama siz bunu anlamadığınızı, bilmediğimizi varsayalım. Çalıştırın, bir hataya bakalım. Gördüğünüz gibi car scope resolution, bu iki tane
Class'larda anlatmıştık. Bir önceki videoda bunu takip edebilirsiniz. Car iki tane arda arda double iki nokta. Vehicle is ambiguous diyor. Yani belirsiz bir durumdan bahsediyor. Neden belirsiz? Az önce de bahsettim. İki tane ayrı ayrı kopya var. Hangi kopyadan bahsediyorum? Tabii ki vehicle sınıfından bahsediyorum. Çünkü ben en taptaki vehicle base class'a atama yapmak istiyorum. Onun member variable'ına. Ve bu noktada ayrı ayrı dizelden ve guest inheritance'lardan parent class'lardan göre kopya oluşturulduğu için bu noktada atama yapamıyor. İki tane ayrı benim vehicle kopyam var. Bunu önlemenin bir yolu var mı? Var. Yani bir yoldayken en fazla yolu var da. Kara bir objem var. Car 1'den mesela ben hangisinden gideyim? Sonuçta iki tane yolum var, metot. Yani bir yolum hangisiydi? Yani burada car vardı, burada diesel veya burada gas vardı ve burada da vehicle vardı. Ulan ya bu yolu tercih edebilirim ya da sağdaki yolu tercih edebilirim. Yani tercih sizin. Ben şu anda diesel'ı tercih edeyim. Burada sınıfı yazıyorum. Sınıfın ismini olduğu gibi yazıyorum. Bakın diesel olaraktan yazdım. Scope resolution kullanıyorum. İki nokta. Bakın burada gördünüz mü? Hemen vehicle çıktı. Ve bu atamayı yaparsanız herhangi bir hata almayacaksınız. Ama dolayısıyla burada bir hata yok. Gördünüz mü? No issues diyor. Ama şimdi gelelim püf noktaya. Car 1. Hani vehicle atama yaptık ya. Tabii ki yine bu mantıkla ekrana yazmak istedim. STD'de cout. Aynı şekilde car 1 şurada ve vehicle'ı ekrana yazdırmak istedim. Bu noktada artık sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Neden? Aynı mantık burada atama nasıl yapamıyorsak çağrım da yapamayız. Nasıl? Tamam hocam yani burada tanımladık ama hiç önemli değil. Tanımlamadaki sıkıntı çağırmada da olacaktır. Dolayısıyla burada da aynı mantık kullanmamız lazım. Ama şimdi siz şunu söyleyebilirsiniz. Tamam ben artık base class'ımın yani vehicle'ımın vehicle sınıfının içerisindeki vehicle parametresinin variable'ımı, integer olan variable'ımı ben 5 olarak atadım. Ben bunu çağırırsam 5 olarak bana geri dönüş yapacak. Hayır, böyle bir durum yok. Neden? Çünkü iki tane ayrı kopya vardı. Ben size şunu yaparsam sınıfımdan ben vehicle'ı çağırmak istersem bakın buradaki sonuç ne olacak? Evet hata yok. Hata olmayacak. Ama başlatılmamış gördüğünüz gibi yani atarken bir syntax hatası yok ondan bahsediyorum. Ama mantık hatası var. Initialized local variable diyor car 1. Yani car 1'de kullanılan yerel parametre diyor başlatılmadı diyor. Ama ben yukarıda başlattım. Hayır işte sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bunun sebebi ise tekrar söyleyeyim. Benim en alt car sınıfımın print class'ına gittiğiniz zaman iki tane print class var. Diesel ve gas. Bu iki tane print class da aslında ayrı ayrı iki tane vehicle yani base class'a sahip. Dolayısıyla sizin buradaki yapmış olduğunuz bir atama burayı etkilemeyecek. Bunun kopyasını etkilemeyecek. Bunun çözümü var mı? Var. Yani ya atama yaptığınız yoldan çağrım yaparsınız o zaman sıkıntı yaşamazsınız. Mesela diesel üzerinden çağrım yaparsınız. Sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü zaten dizinin kopyasını siz atma yaptınız. Gördüğünüz gibi 5. Belki görünmüyor olabilirdir. 5 zaten. Ya neden iki tane ayrı ayrı benim kopyam var? Bunu çoğalttığım zaman 5 tane kopya, 3 tane kopya. Bunlarla nasıl uğraşabileceğim? Nasıl baş edebileceğim? O zaman da şöyle bir özellik var. Şöyle yapabilirsiniz. Bir kopya olmasını istiyoruz. O zaman ben gas ve dizelin parent class'ını virtual yaparsam aynı şekilde bunu da virtual yaparsam bu sefer benim vehicle class'ımın bir kopyası olacak. Bakın şunu o zaman bu scope resolution'lara falan hiç gerek kalmayacak. Direkt vehicle'a atama yapabileceksiniz. Eşittir 5 diyelim. Ve artık bu karmaşık şeylere ihtiyacım kalmayacak. Ve ekrana döndüğünüz zaman gördüğünüz gibi 5 olaraktan geri dönecek. Şimdi
Bu noktada şunu söyleyebilirim. Bundan sonra aslında 3 tane inheritance özelliği yoktur. Özellik olaraktan değişkenlik gösteren. Siz bu noktadan itibaren istediğiniz gibi bunu çoğaltabilirsiniz. Yani belki şu anda çıksak yani onlarca belki özellik çıkacak. Ama hepsi bu 3 özellik türeyecektir. Tekrar söyleyeyim. Hepsi bu 3 özellikten türeyecektir. Siz bunu istediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz. Önemli olan bu 3 özelliği kullanım. 3 özelliğin kendisinden bahsetmiyorum. Nasıl işleyecek metotlar? İşte burada mesela soldan sağa doğru işleyecek. Efendime söyleyeyim. Bunların her birinin bir adı var. Mesela bu elmas şeklindeki bir inheritance hiyerarşisinde buradaki ambiguity özelliği olayını biliyorsunuz artık. Yani bir belirsizlik durum var. Neden? Çünkü virtual yapılmadığı zaman tane burada ortak bir class varsa o kadar kopya oluşacak. Burada iki tane vardı. Yes ve dizel ait. Dolayısıyla iki tane kopya vardı. Ve bundan türeyen bir en alttaki subclass da direkt base class'ın variable'larına, member'larına erişim sağlayamayacaktı. Virtual olmasaydı. İşte bunları bilmek gerekiyor ama asıl bu idi. Bunun dışında efendim a single hierarchy işte multi-level hierarchy bunları çoğaltabilirsiniz. Yani bunlara hiç gerek yok. Sadece bunların nasıl çalıştığını bilmek yeterli olacaktır.